Merhabalar çocuklar. Ben masal terapistiniz Ece Nur Şener. Bugün sizlerle Şengülüşlü Masal'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep sizlere söylüyorum ya, masallar hem hayal hem gerçek diye. Bugün gerçeğin kanadına tutunmaya ne dersiniz? Çünkü bugün size anlatacağım masal gerçeğin masalı. Peki kimi mi anlatacağım? Nikola Tesla, elektrik adam. Nikola Tesla'nın yaptıklarının ucu bucağı yok. Radyo, radar, uzaktan kumanda, motor marşı. Nereden baksanız çocuklar 700 patente sahip birçok icat yapıyor. Zekasının sınırlarının bugün bile hala keşfedilmeyi beklediğini söyleyenler bile var. Hazırsanız eğer önce tekerleme, sonra Nikola Tesla masalıyla devam edeceğiz. Masal başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam eşikten bana el sallar iken, benim canım birazcık bal çekmiş, bal kaşıklarken, sizlerin de canı bal çekmiştir diye düşünüp birer kaşık bal uzatmışken, herkesin ağzı tatlanmışsa, Ece öğretmeniniz buradaysa, masal kemerlerimizi takalım, fermuarlarımızı çekelim. Unutmayın, anahtarları bana doğru atacaktınız. Kulak verin bana, dikkat kesilin bana. Hayal mi gerçek mi diye düşünürken masalı, bu masalın gerçek olduğunu unutmayın. Masal başlıyor. 10 Temmuz 1865 tarihlerimiz. Nikola Tesla dünyaya geliyordu. Heyecan tüm dünyayı sarmaya başlamıştı. Sanki yıldızlar artık daha parlak görünecekti. Gökyüzü daha mavi ve daha uçsuz. İşte Hırvatistan'da gerçekleşen o güzel dünyaya gözlerini açan çocuk Nikola Tesla'ydı. Babası bir rahipti. Annesi bir ev hanımıydı. Fakat annesi küçük icatlar yapan ev hanımıydı. Daha Nikola Tesla çok küçükken bile onunla beraber icatlar yapıyorlardı. Fakat daha bu küçüklükten gelen merakı Nikola Tesla'yı daha da dolduracaktı. Çünkü o meraka ve hayallerine tutunmayı çok seviyordu. Zaman geçti ve bizim Nikola Tesla ilkokula başladı. Çok heyecanlıydı. Artık okumayı öğrenecek, tüm heyecanını paylaşacaktı. Merakının heyecanını daha çok arkadaşlarına paylaşacaktı. Onun daha ilkokul günlerinde en merak ettiği şey çocuklar neydi biliyor musunuz? Havadaki enerji. Havadaki enerji nasıl aktarılıyordu? Havadaki enerjiyi nasıl tutabilirdi? Hep bunu araştırıyordu. Sonra bir gün ilkokul yolunda ilerlerken arkadaşlarıyla elindeki şemsiyesiyle sürekli oynuyordu. Arkadaşlarına diyordu ki bugün havadaki enerjiyi ölçeceğim. Göreceksiniz. Hem de bu şemsiye sayesinde. Arkadaşlar sakın. Sakın böyle bir şey yapma Nikola Tesla. Nereden deneyeceksin havadaki enerjiyi? Annen hem çok kızar, sakın öyle bir şey yapma deseler de Nikola Tesla onları hiç kulaklarıyla duymuyor gibiydi. Eve gitti, yavaş adımlarla ahıra doğru yürüdü. Ve sonra ahırın en üst katına çıktı. Pencereye doğru yaklaştı. Bir aşağıya baktı, bir metre ya var ya yoktu. Pencereden ayaklarını sallamaya başladı. Elindeki şemsiyesini açtı. Nasıl olsa düşerim, bir şey olmaz diye düşündü. O bir metre var yok pencerenin altından kendini bir anda boşluğa bıraktı. Havadaki enerji sayesinde yükseleceğim biraz sonra dese de bir anda toprağa doğru düştü. Pat! O sesi duyan annesi hemen mutfaktan çıktı ve Nikola Tesla'nın yanına geldi. Nikola, bu ne hal? Nikola ise kahkahayla gülmeye başladı. Anneciğim, havadaki enerjiyi ölçtüm. Merak etme, bir şeyim yok. Zaten burası bir metrecik bir şey. Ahırdan düştüm. Tavuklar bile uçmayı deniyor sonuçta. Ben de uçmayı denemedim. Ben havadaki enerjiyi denedim. Ah Nikola, şu merakın, şu icat arayışın gerçekten kendine zarar veriyorsun oğlum. Dese de annesini hiç duymadı Nikola. Çünkü o hala nasıl bir icat yapmanın peşindeydi. O gün hemen eve hekim çağrıldı. Ayağını bandajladılar. Bir süre yatakta dinlenmek zorunda kalan Nikola Tesla elinde kitaplarıyla sürekli okuyordu. Havadaki enerjiyi nasıl ölçebilirim diye kütüphanelerden kitaplar getirtiyordu eve. Babası bu çocuk ileride gerçekten çok değişik bir şekilde adını duyuracak diyordu. Çünkü icatları ve fikirlerinin sonu hiç yoktu.
ve hiç de olmasındı zaten. Çünkü o dünyayı baştan sona değiştirecek fikirleriyle gelecekti. Nikola Tesla zamanla ayağındaki yara bandından kurtuldu. Ayağı daha sağlıklıydı sanki. Okula gidip arkadaşlarıyla havadaki enerjiden bahsedecekti. Öğretmen yine yakınmaya başlamıştı. Nikola Tesla, niye oğlum not tutmuyorsun? Not tutmalısın. Nikola Tesla'nın yanıtı yine çok keskindi. Öğretmenim, ben zihin sarayı kuruyorum. Her bilgiyi kat 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 oluşturuyorum. Benim kafamda çok büyük bir saray var. O zihin sarayımda bütün bilgiler ama bütün bilgiler yer alıyor. Siz hiç telaşa kapılmayın. Hem ben gelecekte öyle büyük icatlar yapacağım ki sizin aklınızda not tutmadığım için kalmayacağım yani. Siz beni icat yapan öğrenciniz bendim olarak hatırlayacaksınız. Nikola olarak. Hani şu vardı ya Nikola, not tutmayan değil de hani şu Nikola vardı ya, benim öğrencim de diyeceksiniz diyor ve kahkahalarla gülmeye başlıyordum. Nikola Tesla zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi ve çocuklar büyüdü. Liseye geldi. Lisede çok heyecanlıydı. Çünkü artık fizik dersleri, kimya ve matematik dersleri daha ileriydi. Ve kendisinin de nasıl çalıştığını fark eden arkadaşları vardı. Tüm arkadaşlarıyla birlikte hep beraber ders çalışıyorlardı. Çünkü birlikte birçok hayali ortak kılacaklardı. Onların dünyası çok renkliydi. Sizlerin dünyası gibi. Sürekli kitap okuyorlar, araştırma yapıyorlar ve gelecekte nasıl bir icat yapabileceklerini konuşuyorlardı. Fakat çocuklar, o sırada dünyada ve onların ülkelerinde bir salgın ortaya çıktı. Kolera adı verilen bu salgın hastalıkta çocuklar da yavaş yavaş hastalanmaya başladı. Ve bir gün Nikola Tesla da bu salgına yakalandı. Ama Nikola Tesla hiç korkmadı. Dedi ki, ben bu hastalıktan da mücadeleden de asla vazgeçmeyeceğim. Daha sağlıklı olarak yatağımdan kalkacağım dedi. Resmen çocuklar salgınla mücadele edenlerin en lideri oldu. En başı çeken oldu. Ve çocuklar hasta yatağında birkaç hafta boyunca yatmasına rağmen o koleradan uyandığında sanki daha sağlıklıydı. Hasta yatağında yatarken bile kitap okumaktan asla vazgeçmedi. Çünkü o okudukça iyi olacağını biliyordu. Kolera salgınından kurtulduktan sonra babasına dedi ki, babacığım ben yüksek fizik ve yüksek mühendislik okumak için başka bir şehre gideceğim. Bana lütfen engel olmayın. Nikola Tesla'nın bu kararı karşısında bütün ailesi ve arkadaşları, öğretmenleri ona destek verdiler. Nikola Tesla hazırlıklarına başlamıştı. Kocaman bir bavul aldı. O bavulun içerisine icat fikirlerini, teorilerini, projelerini koydu. Kıyafetlerini ne kadar az tutabilirse, ne kadar çok kitap koyabilirse, kıyafet koymak yerine kitabı tercih ederse, işte o zaman daha çok renklenecekti hayal dünyası. Kitapları doldurdu, projelerini doldurdu ve o ağırlığınca kitaplarla trenin yolunu tuttular. Anne, oğul ve baba olarak tren raylarına doğru yol alırken ikisi de gökyüzüne baktı. Anne ve oğul. Nikola Tesla gökyüzüne annesine dedi ki bakarken, anneciğim, gökyüzünün sonsuzluğu kadar benim hayallerim de sonsuz. Asla vazgeçmeyeceğim. Hayallerimi elde edeceğim dedi. Nikola Tesla çocuklar üniversite için bindiği o trende hayalleri için başlıyordu macerası. Üniversiteye ilk girdiği anda şunu fark etmişti. Herkes onun gibiydi. Herkes canla başla ders çalışıyordu ve icat fikirleri vardı. Kütüphanede günlerce zaman geçirirken aslında Nikola Tesla farklı dilleri öğrenmesi gerektiğini de fark etti. Ve bu sayede kütüphanedeki dil kitaplarıyla İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca'yı kendi başına öğrendi. İnanılmaz derecede bu dili öğrenme macerası diğer bütün öğrencileri de etkilemeye başlamıştı. Herkes kendi başına dil öğrenme merakıyla çoğalıyordu. Nikola Tesla herkese destek oluyordu. Herkes bir dilden fazla bir şekilde dil öğrenmeliydi ki o kadar çok projesinden bahsedebilsin, o kadar çok hayallerini anlatabilsindi. Zaman geçiyordu. Nikola Tesla bu arada tek yöne sabit bir alternatif akım fikriyle ortaya çıkmıştı. Günlerce kütüphanede bu tek yöne sabit alternatif akım fikrini gerçekleştiriyordu. Fakat bu alternatif akım fikrini ortaya çıkartırken, bu düşünceyle ilgili çalışmalar yaparken çocuklar bir anda rahatsızlandı. Neden mi rahatsızlandı? Hiper duyarlılık denilen bir hastalığı ortaya çıktı. Küçücük bir ses, bakın elimizle yaptığımız bir ses bile
bizim Nikola Tesla'nın kulaklarında bir davul sesine dönüşüyordu. Ya da odasının içerisindeki saatin tiktakları, o tiktaklar bile onun kulaklarını ağrıtmaya sebep oluyordu. Ama Nikola Tesla bu hastalığa da yenilmedi. O dedi ki, asla, asla hiçbir şey beni yolumdan döndüremez. O sesler kulağımı sağır edecek gibi olsa da ben yolumdan asla dönmemeliyim. Daha sonrasında çocuklar çalışmalarına devam ederken bu alternatif akım fikrini kiminle paylaşabileceğini düşündü. Ve aklına parlak bir fikir geldi. Edison. Edison sahip çıkabilirdi bu fikre. Ve Edison'un bu fikirle ona bambaşka kapılar açacağını biliyordu. Fakat Edison Amerikan rüyasındaydı. Yani Amerika'daydı. Bunun için daha çok çalışmalı, para biriktirmeliydi. Çünkü Amerika'ya gidebilmek için şu an bile ne kadar yüksek miktarda paralar gerekiyorsa o zaman da aynı şartlar geçerliydi. Ve çocuklar, bizim Nikola Amerika için çabalamaya devam etti. Ve Amerika yolculuğu için biriktirdiği parayla yolculuğa bilet hakkı elde etti. Ve yolculuk için o ilk an gemiye bindiği anda elinde yine projeleri, diğer elinde kitaplarıyla gökyüzüne doğru bakarken gökyüzünde bembeyaz bir güvercin görmüştü. O beyaz güvercin ona hayallerini taşıdığını söylüyordu ve güvercine seslendi. Güvercin, sen her kanat çırpışında benim hayallerimi taşıdığını unutma. Çünkü senin kanat çırpışında benim hayallerim var demişti. Nikola Tesla her güvercin gördüğünde hayallerini çağrıştıracağını biliyordu artık. Amerikan yolculuğu uzundu ama Nikola Tesla için bu uzun yolculukta Edison'la konuşacaklarını sürekli aklında canlandırıyordu. Ve sonra o an geldi. Amerika yolculuğu tamamlanmıştı. Büyük çağrılar yapıldı. İniş gerçekleşiyor diye Nikola Tesla çantalarını aldı ve inerken tekrar gökyüzüne baktı. Sözüm sana güvercin dedi. Bütün icatlarımı dünyaya tanıtacağım. Ve sonra Amerika sokaklarında artık Edison'un fabrikasına doğru gidiyordu. Kapıyı çalacaktı ve ona tüm icatlarından bahsedecekti. Kafasında tüm cümleleri kuruyordu. Sonra o büyük kapı göründü. Kapıyı çaldı. Tık tık tık. Kapıyı Edison açmıştı. Heyecanlıydı Nikola Tesla. Diyeceklerini bir çırpıda söylemeliydi çocuklar. Ki o zaman daha etkili olabileceğini düşünüyordu. Ve Nikola Tesla söze başladı. Merhaba Edison, benim birçok icadım var. Seninle mühendislik dehamızla bambaşka şeyler yapabiliriz. Ve çocuklar, işte maceraları başlıyordu. Nikola Tesla ve Edison iki büyük mühendis ve iki büyük mucitti. İkisi inanılmaz projelere ortak oluyorlardı. Fakat bir gün ikisinin arası inanılmaz derecede açıldı. Nasıl mı? Nikola Tesla'nın yapmış olduğu projeleri bir anda patent alırken Edison kendi yapmış gibi göstermeye başlamıştı. Bu durum Nikola Tesla'ya artık çığırından çıktığını gösteriyordu. Aralarında büyük bir rakipleşme başlamıştı. Ve bir gün Nikola Tesla kendisine söz verdi. Kendi yaptığı icatları kendi adıyla duyurmalıydı. O yüzden Nikola Tesla cesaretini topladı ve tüm mühendislerin ve Edison'un olduğu sırada salonda seslendi. Edison, bugün anlaşmamız bitti. Artık ben tek başımayım. Sen de öyle. Benimle olmak isteyenler benimle gelebilir dedi. Ve Nikola Tesla dünyada tekti. Ama kendinin tek projeleriyle devam edecekti. Tek başına değildi aslında. Ona yardımcı olacak birçok insan vardı. Ve önemli fuarlar vardı. Önemli fuarlardan biri o zaman Kolombiya'da gerçekleşecekti. Kolombiya'da 100 bin lambayı yakma projesi vardı. Ve Edison'un da orada olacağını biliyordu. Nikola Tesla önce gidendi. Ve dedi ki, eğer şimdi başlayacaksa rakipleşmemiz, işte o bugün dedi. Kolombiya fuarına gittiğinde tüm gazeteciler onu çekmeye başlamıştı. Ve ona şunu soruyorlardı. Bugün sizce başaracak mısınız? Nikola Tesla şu yanıtı verdi. Elbette. Sadece izleyin. Ve Nikola Tesla Kolombiya fuarında bir anda 100.000'de aynı ışığı, 100.000 ışığı aynı anda, 100.000 ışığı aynı anda yakınca bir anda tüm gazetelerde adı çıkmaya başlamıştı. Çocuklar, Kolombiya fuarındaki o 100.000 ışığı yakması, yani lambayı yakması onun hayatında önemli bir noktaya gelmişti. Çünkü 100.000 lambayı yakmak o gün için çok zordu ve bunu Nikola Tesla başarmıştı. O 100.000 lambayı yaktıktan sonra Niagara Şelalesi projesi ona verilmişti.
Çünkü büyük başarılar büyük başarıları getirirdi. Ve Niagara Şelalesi devam ederken o sırada 1891 yılıydı. 1891 yılında elektrik enerjisini kablosuz bir şekilde okyanus ötesine ses ve görüntü olarak götürebileceğini gazetelerde röportaj verirken söyledi. Ve bunu söylerken de şu sözü söyledi: "Gelecek benimdir." Bu gazeteyi okuyan Edison onun takip edilmesini istemişti. Ve onun yaptığı tüm projelerden haberdar olmak istiyordu. Çünkü onu çok merak ediyordu. Gelecek benimdir derken ne demek istiyordu? Acaba ışınlanmayı mı bulmuştu? Ha bir de şöyle bir şey yazıyordu röportajda: "Ben hem bugün de, hem yarın da, hem gelecekte yaşıyorum." Nasıl bir şey diyordu Edison Nikola Tesla için? Bunu nasıl başarıyor? Nikola Tesla'nın büyük projelerinin takipçisi olan Edison aslında onu durdurak bilmeden merakıyla takip ediyordu. Bu sırada 1900'lü yıllar başlamıştı ve artık aralarındaki rakipleşme daha büyük bir şekilde devam ediyordu. Çünkü hem Edison'un her projesini takip ediyor hem de takip edildiğini bilen Nikola Tesla röportajlarını daha büyük veriyordu. "Büyük icatların peşindeyim, gelecek benimdir, başarılarım sonsuzdur" diye ve Nikola Tesla her yerde elektrik adam diye duyuruluyordu. Daha sonrasında bir anda büyük bir ekonomik kriz patladı. Ona yardım eden şirket ve iş adamları bir anda Nikola Tesla'dan elini ayağını çekti. Nikola Tesla bu sefer gerçekten tek başınaydı. Bir otel odasındaydı. Otel odasında her tarafta, duvarlarda, yerlerde, masasında hep projeleri vardı. Kağıtlar, kalemler dört bir yandaydı. Artık yavaş yavaş yaşlanıyordu. 50 yaşına gelmişti ve parasızdı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir yandan sürekli olarak Edison'un takip ettirmesi, bir yandan icatlarını eskisi gibi gerçekleştirememesi, hep bunu yoran kalbi. Kalbi artık yorulmuştu ve bir gün atmaktan vazgeçti. Nikola Tesla gözlerini yumduğunda dünya farkında değildi. Ama Nikola Tesla masasının üzerinde ışınlanma teorilerini bırakmıştı. O gün Edison'un takip ettirdiği kişiler Nikola Tesla hala dışarı çıkmadı diye merak ettiğinde içeri girdiler ve Nikola Tesla'yı fark ettiler. Nikola Tesla ölmüştü. Fakat masasının üzerine göz gezdirdiklerinde ışınlanma teorisini görmüşlerdi. Gerçekten bu zamanda yolculuk olabilir miydi? Edison haklı mıydı? Ve Amerika hükümeti ışınlanma teorileri olan tüm belgeleri el koydu. Edison erişemedi. Sadece ülkeyi ele aldığı için belgeler orada kaldı. Daha sonrasında Nikola Tesla'yı unutmayalım diye Elon Musk Tesla araçları yaptı. Daha sonrasında Tesla adını unutmayalım diye Tesla adına birçok kitap çıktı. Çocuklar Tesla'yı ne kadar unutturmaya çalışsalar da Tesla sonsuz olmuştu. Gelecek benimdir derken gerçekten geleceğe hakim olmaya başlamıştı. Ve unutmayın, Tesla asla vazgeçmedi. Hayallerini hep renklendirdi. Merakını hiç durdurmadı. Siz de meraklarınızı hiç durdurmayın. Hayallerinizi hep renklendirin. Nikola Tesla ile uzun soluklu bir masaldaydık. Ve gerçeğin masalıydı. Siz de hayal gerçek Nikola Tesla masalını paylaştıysanız şimdi gökten 3 elma düşecek. Biri bana, biri size, diğeri Nikola Tesla ve tüm yaptığı icatlara. Unutmayın, asla pes etmeyin, mücadeleden vazgeçmeyin. Sizleri çok seviyorum. Masallı günler.